Tekrardan hoş geldiniz. Bugün konumuz Doğuş Derya. Önemli bir konu çünkü gündemi değerlendirmek istiyoruz. Doğuş Derya'nın donanımını zaten siz biliyorsunuz, benim söylememe gerek yok. Ne oldu, ne bitti ona sormak istiyorum. Çünkü bugünkü hükümeti anlamakta ben zorlanıyorum. Eminim siz de zorlanıyorsunuz. Yani eskisi gitti, yenisi geldi. Yenisinin getireceği bir şey var mı? Çünkü komedi konuşmak istemiyorum. Sadece bizim için ne iyi olacak, toplum için ne iyi olacak, onlara bakmak istiyoruz. Yoksa hükümeti devamlı eleştirmek bir dereceye kadar. Bakalım Doğuş Hanım'la bunun neresinden başlar, neresinden bitiririz. Buyurun hep beraber hoş geldiniz diyelim ve Doğuş Hanım'la programa başlayalım. Benim hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Ve güzel bir gün, toz bulutu gitti. Yani benim en güzel haber verdiğim bu sabah oydu. Toz bulutu bitti, mutluyuz o anlamda. İkinci güzel haberim şeydi, ayın sonuna geliyoruz ve sanki ayı atlar atlamazsa maaşlar gelecek. Yani en azından insanlar 10 günlüğüne bir para görecekler ceplerinde. İkinci güzel haberim de oydu. Üçüncüsü de işte bayram geliyor yani bazıları için. Oydu. Başka güzel haber bulamadım bugün için ve orada durduk. Peki, muhalefetin işte kurmaylarından birisisiniz. Şimdi bir komedi hakikaten, Sayın Tufan Hoca'nın söylediği gibi bir komedi seyrediyoruz. Fakat şu şekilde de sormak istiyorum. Bir komedi hakikaten var orada ama abartmıyor muyuz? Çünkü hükümet bir neferinden vazgeçmek istiyor. Diyor ki ben bundan çalışmak istemiyorum. Nedense bunu Cumhurbaşkanı'nın onayına sunduğu zaman böyle bir sessizlik. Bunu belki de tahmin eden, yani bu galiba müdahale edilecek, belki ne olacak bilmiyor başbakan ve diyor ki ikinci talebinde bulunuyor. Der ki ya o ya da bu gibisinden ikinci seçimi ortaya koyuyor ki hiçbir şekilde müdahale edilmesin. Çünkü ikinci bir sunum da var orada, hükümetin istifası gibi ve yani kulağı şöyle tutacak yerde biri şöyle uzanır öbür taraftan, der ki hükümet istifa etsin. Yani çok rahat Sayın Atun istifası kabul edilebilecekken. Böyle bir oyunun içerisine giriyoruz. Yani burada şüpheci olmak elde değil. Siz bunu nasıl okursunuz? Yani niye böyle bir hamle yaptı Cumhurbaşkanımız? Ve yine de gördük işte aynısı kuruldu yine. Maliye Bakanlığı değiştirilerek. Neydi bu oyunun içinde yatan? Bir ışık tutabilir misiniz buraya? Yani şimdi bunu birazcık daha belki makro bir yerden okumak gerekiyor. Çünkü sadece Faiz Bey'in Sunat Bey'i görevden almak istemesinden ibaret değil. Meselenin kaynağına gittiğimizde şunu görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce başlayan bir süreç var. Bu süreç Kıbrıs Türk demokrasisini yeniden dizayn etmeye çalışan ve Ulusal Birlik Partisi başta olmak üzere bütün aslında siyasi partilere yönelik mümkün kılındığı noktaya kadar gidebilen bir müdahaleyle bağlantılı. Yani siz sizin evinize ne kadar girilmesine izin veriyorsanız o oranda içeriye girerler. Hatırlatmak isterim, Ersin Bey'in daha başbakan olduğu dönemde yine bir kabine değişikliği olacaktı. Bu jet skandalı sonrasında bir kabine değişikliği söz konusuydu. O dönemde Faiz Bey yanılmıyorsam çalışma bakanıydı. Karışıyor bazen birkaç bakanlık yaptığı için. Sağlık yaptı. Ve Ersin Bey'in başbakan olduğu dönemde başbakanlık binasında kabine değişikliği yapılacağı sırada Türkiye Büyükelçiliği'nin arabası Yeni Düzen Gazetesi fotoğraflamıştı. Yani kabinenin oluşurken elçiye de bir soralım tarzı Ersin Bey ile başlayan bir tarz. Bundan önceki süreçlerde Ulusal Birlik Partisi'nin yöneticileri hükümet oldukları zaman elçilikle bir istişare halinde değiller miydi? Belki bu şekilde değillerdi. Ama Ersin Bey doğrudan artık icazet alan bir tarzı yerleşik hale getiren bir kişi olarak başbakanlık zaten yapıyordu. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde biliyorsunuz doğrudan müdahaleyle Ersin Bey'in Cumhurbaşkanı yapılması için müthiş bir baskı, hatta YSK kararlarına ve seçim yasakları hilafına, işte Maraş'ta açılım yapıyoruz diye Türkiye'de törenler düzenlenmesi. Evet. Akabine Ulusal Birlik Partisi kurultayının iki güçlü adayıydı Hasan Bey ve Faiz Bey. Onların geri çektirilmesi ve akabine Ersan Bey'in başbakan yapılması. Yani
Türkiye şunu dedi, Türkiye elçiliği. Eğer Cumhurbaşkanı'nı belirleyebiliyorsam başbakanı niye belirleyemeyim? Başbakanı belirleyebiliyorsam niye kabineyi belirleyemeyim? Nitekim Faiz Bey 2022 seçimlerinden sırada sonra... Sırada size geliyor tabii. Muhalefeti de belirlemek isteyecektir. Yani zaten sorun orada ama bunun bir otokratik kültürle de bağlantısı var. Yani sosyolojik düzeyde onu da söyleyeceğim ama... Yani Oğuzhan Bey'in görevden alınması, Hasan Bey'in Oğuzhan Bey'in yerine göreve getirilmesi... Sonra işte Tahsin Bey'in bir seçilmiş milletvekili değil ve Ulusal Birlik Partisi'nin parti meclisi kararı var. Dışarıdan teknokrat olmayacak diye. Tabii. Ona rağmen Tahsin Bey Dışişleri Bakanı yapılıyor. Ve en son Sunat Bey'le ilgili olan kısım. Yani işte... Orada parantezim, orada sanki Sucuoğlu'nun bir şeyi var, bir hareketi var, bir hamlesi var işte... Tahsin Bey'in dışarıdan işte otokratın atanmaması için yani direnmeye çalışıyor hamlesi var gibi geldi bana orada. Böyle bir yasayı şeyden meclisten çıkarması için ki Türkiye'ye desin karar var partinin içerisinde bunu yapamayız diyebilsin diye. Ama o da alaşağı ediliyor. Hiç bilemiyorum tabii ki yani. Yok, Faiz Bey hani evet, bir çabası varmış gibi geldi. Yani niyetini bilmiyorum o bağlamda ama şurası çok bariz. Ben birazcık dışarıdan bakıyorum yani kişilerin... Tabii. İsimler üzerinden değil tabii ki isimlerle ilgili de zaman zaman işte buradan gönderilen raporlar bir muhabberat devleti haline getirildi. Çünkü Türkiye tabii. istihbaratçıların... Ama kimde olduğunu kimse bilmiyor ki yani geçmiş zamana kadar işte Taçoy dendi. Geçmiş zamana kadar işte Hasiboğlu dendi. Ansızın işte zaten Faiz'i çok seviyorlar dendi. Yani artık Mavi Boncuk'un kimde olduğunu da kimse bilmiyor. Böyle bir merry-go-round dedikleri bir şey yani... Müzik çalar, sandalyelere kim oturursa bir de baktın o. Bu sadece meselenin Ulusal Birlik Partisi ile ilgili olduğu yorumunu çıkarır. Ben bunun UBP'nin iç meselesinden ibaret olmadığını düşünüyorum. Ulusal Birlik Partisi elbette ki güç ilişkilerinin fazla olduğu bir siyasal parti. Ama geçmiş dönemlerde 6-7 başkan adayıyla kurultay yapmış. Gene de bu şekilde çözülmenin, dağılmanın yaşanmadığı bir parti. Burada başka bir sebep var. Onu söylemeye çalışıyorum. Buradaki sebep şu, Türkiye müdahalesiyle Kıbrıs Türk siyaseti dizayn edilmeye çalışılıyor diyorum ya, Ulusal Birlik Partisi'ne doğrudan, işte hatırlayacaksınız biraz muhalif milletvekillerinin, Ulusal Birlik Partisi içerisinde muhalif milletvekillerinin Beyaz Eve çağrılıp Ersin Bey'i destekleyeceksiniz diye işte zapturapt altına alınmaya çalışılması, seçim süreci boyunca Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci boyunca böyle içtima alır gibi Ulusal Birlik Partili milletvekillerinden kiminle görüştünüz diye gelen ekiplerin sürekli böyle bir denetime tabi tutulması, Fuat Oktay Bey'in ekibinin zaten gazetelerde biliyorsunuz şey yapılmıştı, resimlenmişti seçim sürecinde bir kampanya ekibi olarak gelip çalıştıkları. Yani şunu demeye çalışıyorum kısacası, bir şekilde Kıbrıs Türk demokrasisine doğrudan müdahale edilerek buradaki demokrasinin neşet ettiği bir takım kurumsal düzenlemelerin berhava edildiği bir süreçle karşı karşıyayız. Bu sadece UBP'nin sorunu değil. Bu bir bütün olarak toplumun sorunudur diye düşünüyorum. Ama geçmişten beri de var olan bir sorun. Öncelikle tabii ki yani 1956'da mesela Evgaf seçimlerinde bunu Özker Yaşın'ın mesela şey Nevzat ve Ben kitaplarında görebilirsiniz. Doktor Küçük ile Nekipzade arasında Evgaf seçimleri var. Doktor Küçük o dönemde Türkiye elçiliğine benim lehime lütfen duruma müdahale edin İngilizcidir, Rumcudur diye Nekipzade'yi mesela ötekileştiriyor. Veya 2000 seçimlerini hatırlayalım. Doktor Derviş Eroğlu peşimde 41 MİT ajanıyla geziyorum diyordu ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Denktaş Bey ile ikinci tura kalmışlardı. Geri çektirmişlerdi Doktor Derviş Eroğlu'nu. Şimdi bu başka bir şey. Şu anda doğrudan bu ülkeye bir vilayet muamelesi yaparak bu ülkenin kendi kurumları, kendi yöneticileri yokmuş gibi her koldan mesela bir protokol imzalandı değil mi? Yani evet. Faiz Bey gitti bir protokol imzaladı. Bu görmediğimiz protokol. Bir süredir bu protokoller üzerinden Kıbrıs Türk ekonomisi ve dolayısıyla siyaseti ve kültürel yapısı dizayn edilmeye çalışılıyor. Bizim ihtiyaçlarımızı karşılayan, bizim ihtiyaçlarımızı çözümleyebilecek protokoller değil çoğu zaman. Bir şekilde işte özelleştirme, belli iş çevrelerine, özellikle Türkiye'deki iş çevrelerine bir şeyleri peşkeş çekme üzerinden diyeceğim, düşünülen belli
sıkıntılar var veya işte toplayış sözleşmesinin kaldırılması gibi, Kıpte'nin özelleştirilmesi gibi hususları görüyorsunuz onların içerisinde. Oysa biz ne diyoruz? Halbuki şimdiye kadar 90'lı yıllardan itibaren bir kalkınma planı şey yapılırdı KKTC meclisinde ve gelen giden hükümete göre değişmeyen bir çerçeve çizerdi. Bürokrasi de buna göre çalışırdı veya en azından çalıştırılmaya çalışılırdı. Bunun üzerinden gidileceğine işte şu anda Faiz Bey altına bir şeyin imza atmış ama hala daha göremiyoruz. Muhtemelen tekrardan kaleme alınıyor ve belki de altına imza atılan metinden başka bir metin gelecek önümüze. Böyle sıkıntılar da var. Serdar Bey bilhassa bu konuya dikkat çekti. Evet. Yani sorun dedi, şey dedir, protokol dedir dedi. Oraya dikkat ediniz ama görmediğin bir şeye nasıl dikkat edecek? Yepyeni bir protokol dediğiniz gibi dizayn ediliyor. O çıkabilir karşımıza. Evet. Yani burada artık kendi kendini yönetme sorun nedir biliyor musunuz? İşte Kıbrıslı Rumlar söz konusu olduğu zaman eşitiz, egemeniz üzerinden eski politikaları şimdi yeni bir ambalajla gündeme getirmeye çalışıyorlar ama en yakın ilişki içinde olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti bir kere KKTC'deki egemenlikle ilgili tanımayan bir yerden yani buradaki siyasi otoritelerin egemenliğini berhava eden ve senin adına ben karar veririm diyen bir yerden yaklaşıyor. Siz daha eşitliği Türkiye Cumhuriyeti ile tesis edememişsiniz. Kendi egemenlik alanlarınızı her gün daraltıp iradeyi sürekli Türkiye'ye devreden bir pozisyondasınız. Nasıl eşitiz ve egemeniz diyebiliyorsunuz? Burada ciddi sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Tabii. Ve bu sanki öyle bir anlayışa gidiyor. Bu da kutuplaşmaya da yol açıyor ülkemizde. Yani bu şekilde hani eşitsek her tarafta eşit olmalıyız. Öbür taraftan da biz biriz Türkiye ile, öyle eşitiz. Dün dünyaya karşı biz eşit olmak istiyoruz ama Türkiye'ye gelince biz onun bir uydusu olmaya razıyız diye bakanlar da var. Ve şu andaki de belki de Kıbrıslı Türk'ün kutuplaşmasının da ana nedeni budur. Yani menfaatleri dışarıya koyacaksak böyle kişisel menfaatleri bir tek Kıbrıs konusunda ayrılıyoruz zaten. Yani baktığınız zaman. Kiminle? Cumhurbaşkanı. Kendi aramızda Kıbrıslı'nın. Yani Kıbrıslı zaten kendi arasında birlik olamıyorsa, Kıbrıslı kendi arasında bir ilkeli bir duruş sergileyemiyorsa, gerek Kıbrıs davasında gerek kendi ekonomisinde hiçbir birleşik bir vizyon yapıp mızrak ucu gibi hareket edemiyoruz Kıbrıslılar. Yani bir şekilde bölünüyoruz ve yarı yarıya da. Şimdi ben sosyoloğum, hiçbir toplum homojen değildir. Kıbrıslılar diye bir homojen grup yoktur. Kıbrıslı Türkler diye de bir homojen grup yoktur. Kıbrıslı Rumlar diye de homojen bir grup yoktur. Her toplumun içerisinde belli katmanlar vardır. Bu katmanların menşei kimi zaman sınıfsaldır. Kimi zaman cinsiyet üzerinden oluşmuş katmanlar vardır. Kimi zaman ırkçılığın yükseltildiği yerlerde, örneğin işte etnik milliyetçiliği yükselten işte Le Pen veya daha faşizan otokrat yerlerde etnik ayrımcılıklar üzerinden, ırk üzerinden katmanlar oluşur. O yüzden böyle genel olarak bir homojen bir yaklaşım yoktur, Macron onu söyleyeyim. Nasıl bakarsınız bu hadiseye? Yani siz değerleri gayet güzel açıklıyorsunuz da, yani bir Kıbrıslı Türk'ün, bir Türk cemaatinin bir devlet haline gelmesi, sev sevme bir devlet haline gelir. Ve onun menfaatleri var. Biz kendi içimizde yani ileriye doğru bir yol almamız için dünya piyasasında, ekonomisinde, siyasal anlamda hiçbir şekilde ortak hareket edebildiğimiz bir alan göremiyorum ben. Şimdi şöyle diyelim. Bir kere şu anda Adana'nın kuzeyi AB müktesebatı askıya alınmış bir Avrupa toprağıdır. Bu bir uluslararası gerçektir. AB müktesebatı askıya alınmış bir Avrupa toprağı olarak Adana'nın kuzeyine Türkiye vilayeti muamelesi yapılması ideolojik bir tercihtir. Yani şu anda Türkiye'deki AKP-MHP ittifakının sadece Kıbrıs ile ilgili değil, genel olarak kendisinin neşet ettiği işte Türk-İslam sentezi, bir yandan Türkçü bir damar var, bir yandan işte muhafazakar İslami bir damar üzerinden kendini konumlandırıyor. Ama ağır kapitalist emeğin kenara itildiği de bir boyutu var. Eski hani Refah Partisi'nden farklı olarak. Mesela şu anda işte ihracata dayalı büyüme diye ifade etmeye çalıştıkları şey, Çin modeli diye ifade etmeye çalıştıkları şeyin
arka planında ne var ona bir bakalım. Şimdi enerji konusunda %100 bağımlı bir ülke Türkiye. Ve şu andaki enerji denklemi içerisinde bu kadar yerini alabilmek için yeri geldiğinde gunboat diplomasi dediğimiz savaş gemisi diplomasisine gidecek kadar agresifleşmesinin nedeni enerji maliyetlerinin çok yüksek olması. Sadece 2022 yılının ilk iki ayında geçtiğimiz yıla göre %50'den fazla bir artış oldu enerji ithalatında. 16.6 milyar dolar verdi. O yüzden bu anlamda enerji konusunda dışa bağımlı. Döviz rezervlerini tüketmiş durumdadır. Yani verilen yanlış kararlar dolayısıyla. İhracatı nasıl büyütecek? Nüfusuna güveniyor. Emek, ucuz iş gücü olarak, neredeyse açlık sınırı altında çalıştırılarak ihracat potansiyelini yükselteceğini öngörüyor. Yani göçmen gelen nüfus da bunu zaten etkiliyor. Yani ucuz da tutuyor. Tabii. Çünkü yani her zaman yabancı iş gücü, yerli iş gücüne alternatif olacaksa daha ucuz bir emek olarak gelebilmesi evet. lazım. Bu da ırkçılığı şey yapan bir şey. Evet. Bir şimdi yani emeği ucuzlatma üzerinden giden, insanların ne yediği, ne içtiğiyle, yaşam kalitesiyle ilgilenmeyen, öteki taraftan da Türkiye'nin her alanını parsel parsel ranta, inşaata açmış, artık doğal alanlar, kültürel mirasın darmadağın edildiği, ekoloji diye bir şeyin kalmadığı bir yaklaşım var. Yani bu görebileceğiniz en korkunç otokrasi biçimlerinden ve otokrasi dediğimiz şey siyasi bir buldozer gibidir ve onu yürüten kişiler dünyanın çeşitli yerlerinde, Brezilya'da, Bolsonaro'ya da bakabilirsiniz, Macaristan'da da var bu, Türkiye'de de var. Bütün hak ve özgürlüklerin, insan haklarının üzerinden buldozer gibi geçen, yargı bağımsızlığını ortadan kaldıran falan bir yapı var karşımızda. Şimdi bu yapının Türkiye olarak, Türkiye hükümeti olarak Kıbrıs'a bakışı bizim gelecek tahayyülümüzle örtüşmüyor. Şimdi Kıbrıs'ta Türkler bir siyasi entite olarak dünyada yerini almak konusunda mutabıktır. Dediniz ya, hiç birlikte hareket edemiyorlar. Kıbrıs'ta Türkler ve bu ülkeyi yurt bilen insanlar, yani 74'ten sonra gelen kardeşlerimizi de dahil ediyorum bunun içine. Bir gün siyasi eşit bir entite olarak uluslararası hukukun içine girme konusunda mutabıktır. Bakınız Annan planı %65 evet. Tabii. Burada herhangi bir sorun yok. Ne diyoruz biz? Örneğin Anastasiadis doğalgazdan çıkan Kıbrıslı Türklerin payını bir bankaya yatıracağım. Zamanı geldiğinde alacaksınız diyor. Biz de dedik ki hayır, mesele para değildir. Biz bir siyasi entite olarak uluslararası hukuk öznesi bir toplum olarak dünyada yerimizi alabilmek için bir çözüm istiyoruz ve bu ülkeyi en az senin kadar yönetme erkine haiziz dedik, değil mi? Burada da mutabıktır Kıbrıslı Türkler. Başka hangi konuda mutabıktırlar? Biz bugüne kadar kendi ayakları üzerine duran bir ekonomiyi, azınlık muamelesi görmemeyi, kendi kendini yönetebilmeyi istediğimiz için Kıbrıslı Rumların milliyetçiliğine karşı direndik. Şimdi aynı şeyi Türkiye bize yapmamalı. Yani Türkiye bu ülkede bir toplum olduğunu, kendi kendini yönetmek isteyen, kendi ayakları üzerine durmak isteyen bir toplum olduğunu görüp bizim hamimiz gibi davranmamalı. Olması gereken kardeşlik hukuku yerine bize sürekli kafamıza vurarak şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, benim istediğim bakanı atayacaksın, benim istediğim milletvekilleri parlamentoya girecek, canım çeker başkanlık sistemi tartışması açarım, canım çeker işte kendi istediğimi cumhurbaşkanı yaparım ve zorla yaparım üzerinden bir yaklaşım yapmayacak. Bu konuda herkes mutabıktır. Ulusal Birlik Partilisi de mutabıktır. Siyasi parti fark etmeksizin CTP'lisi de, TDP'lisi de, DP'lisi de. Evet, isteklerimiz budur. Yani bu burada şey yapabiliriz. Yani o yüzden böyle hani çok genel, biraz bazen ezberlenmiş cümleler vardır. Ama biz birlik olamıyoruz ki. Hayır, bu ülkedeki siyasi yöneticiler eğer kendi çıkarları üzerinden değil de toplumsal fayda üzerinden bakarlarsa, yani yarın tekrar milletvekili seçileceğim hesabıyla değil de şu anda yaptığım her şey gelecek nesillerin bütün hayatını belirleyecek olan şeylerdir diye bir sorumluluk duygusuyla davranırsa zaten bir şekilde ülkenin düze çıkacağı noktalar var. Ama ben meselenin sadece yönetsel bir zafiyet olduğunu ve şu anda Ulusal Birlik Partisi'ni yöneten arkadaşların zaman zaman eksen kayması yaşamalarından doğan bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Bunun Kıbrıs sorunu çözümlenmediği müddetçe
biz Türkiye ile olan bağımlılık ilişkilerimizi minimize etmediğimiz müddetçe sürekli böyle bu tahakküm ilişkisine ya tahammül etmek zorunda kalacağız ya da tahammül edemeyen zaten pılısını pırtısını toplayıp bu ülkeyi terk ediyor. Bu ülkeyi terk ediyor. Yani Kıbrıslı Rumlarla oturup bir federal çözüm yapmıyoruz, siyasi eşitliğimizi tartışmaya açıyorlar falan diye. 10 yıl sonra Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne böyle mülteciler gibi gidip de orada bir azınlık olarak yaşama riski var. Şu anda başladı zaten evet, o evet. Şey olarak. Ama hala daha gördüğümüzde giden Türk gelen Türk politikası da gerçektir ama. Yani senin göçünü durdurmak isteyen yok. Giden gider. Kimse durdurmuyor. Bunun için bir şey yapmıyor. Bir de Türkiye'nin burada daha da göreceli olarak, çok görüntülü olarak belki de müdahale etmesi biraz da Kıbrıs Türk'ünün artık yetersizliğini ispat etmiş olmasıdır. Yani hükümet olarak bir şekilde... Olur mu öyle şey? Olarak, niye yetersiz olalım? Haluk işte, Bey, bu ülkenin kaynakları bizim kendi ekonomimizi de döndürmemize yeterlidir. Ne zaman oldu? Öyledir. En son dörtlü hükümette. Evet. Hatta bu yeterli olmuştu. Çünkü Tufan Hoca'ya konuştuğumda dedi hiçbir para almadan biz çevirdik. Evet, üstelik orasını. Askeri de biz ödedik. Tabii ama şimdi işte benim için ayakta durmak sadece askeri ödemek ve memuru ödemek değildir. Doğrudur. Yatırım yapabilmektir. Evet. Dünya piyasasında yerini alabilmektir. İleriye dönük hamleler yapabilmektir. Bunları biz şu anda bunu yapabilecek hiçbir beceriyi gösteremedik şimdiye kadar. Yani açıkçası neyse burada böyle karşılıklı şey oluyor ama bu ülkede doğru düzgün bir teşvik sistemi, vergi adaleti, beyan edilmiş vergiler doğru düzgün toplanamıyor. Küçük esnafın, küçük orta boy işletmelerin desteklenmesi. Yani biz toplayamıyoruz. Yani evet. Türkiye toplanıyor değil. Yani o evet. Hatalarımız bizim hatalarımızdır. Onu diyorum ben. Yani orada da amacım hayır siz yanlışsınız haddime düşmez onu bir şey öyle bir şey söylemek size. Bizim beceremediğimiz bazı unsurlar var ve Türkiye'de bunun üzerinden daha böyle etkin olmaya çalışıyor burada ve çok kötü bir görüntü. Sıkıntı şurada galiba. Biz diye çok o kadar genelliyorsunuz ki ben mesela bir CTP'li olarak asla bunu kabul etmiyorum. CTP'nin iktidarda olduğu dönemlerde bu ülkenin kendi kendine yetebilmesi için adımlar atıldı. Bağımlılık ilişkilerinin artması için değil. Hem de yani bu dün dörtlü koalisyonla olan bir şey değildir. 1990'larda ilk koalisyon ortağı olduğu günden itibaren. Mesela bugün Kıpte'yi bir an önce birilerine peşkeş çekmek için 10 yıldır çalışan insanlar var değil mi? Kıbrıslı Türklerin kendi enerji üretimi Ferdi Sabit Bey'in Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde 90'lı yıllarda Teknecik Elektrik Santrali kuruldu. CTP ne zaman iktidarda olsa santral yatırımı konusunda İsmet Hakim Bey döneminde mesela yapıldı en son yatırımlar ve bugüne kadar Kıpte'ye yatırım yapılması kararı olduğu halde yönetim kurulu kararları olduğu halde UBP'li hükümetler döneminde de bilinçli şekilde bu yatırımların yapılması örneğin engelleniyor. Yani demek istediğim bence CTP olarak ayırıyorsunuz. Bence ama bu kadar yani genellerseniz siz CTP de biziz. Yani benim sonuçta bunu söylerken ben CTP'yi ayırmıyorum. O hatalıdır, bu hatalıdır. Genel Kıbrıslı'nın şeyine bakıyorum o anlamda. Ben şimdi bu biz. Yine sosyolog yani olarak yaptım, söyleyeceğim. Öbürü yanlış yaptım. Biz ve bakıyorum. Ötekiler gibi ikili ayrımlar üzerinden konuşmayı ben doğru bulmuyorum sosyal bilimler açısından. Eğitimimiz size yasaklıyor. Yasaklıyor değil. Yani eleştirel evet. Ve analitik akıl üzerinden söylüyorum bunu. Böyle biz böyleyiz. Türkiye'de homojen bir bütün değil. Şimdi Türkiye'nin içerisine baktığınızda bir Türkiye hükümetinin şu anda çok oldukça otokratik yargı bağımsızlığını ortadan kaldıran işte Osman Kavala kararını zorla verdirten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni tanımayan falan bir yaklaşımı var ama bir de demokratik aydınlık Türkiye var. Yani orası da 85 milyonluk 90 milyonluk ülkeden dolayısıyla yani böyle bir homojen kategoriler üzerinden konuştuğumuzda meseleyi çözümleyemiyoruz. Analitik parçalarda sorun nerededir ve çözümü nerededir çok konuşamıyoruz demek istedim. Belki orada bırakalım. Yani sonuçta geldiğimiz bir nokta var. Yani hiçbir şeyi çözümleyemesek bile geldiğimiz bir nokta var. O da hiç hoş değil. Yani iç açıcı değil. İster bu bizim becerimiz, ister dışarıdan müdahale olsun. Budur. Ben önce sorumluluğu kendimize bakarım. Bu da kendimiz yani toplum olarak biz. Ha, bu katmanlara ayırırsanız siz o bambaşka bir şey tabii ki de.
Peki biz bu pahalılıkla ne yapacağız? Yani şimdi bir hükümet tekrar göreve geldi. Yani kendi problemlerimize bakarsak bu iktidarla şimdi. Okunan programda o olacak, bu olacak, şu olacak denirken, o programa bakarken hiçbirinin yarın devreye girip de öbür güne bir fayda sağlayacağını göremiyoruz. Yani bizim paraya ihtiyacımız var ve dün ihtiyacımız var, yarın değil. Bugün görüyoruz gazetelerde işte ihtiyaç 100 milyon, bankaların size verdiği 30 milyon. Yani o derecede de bir boş iktisadi durumumuz var. Şimdi bunu hükümet nasıl başaracak? Sizin bir tavsiyeniz var mı hükümete? Yani biz zaten CTP olarak seçim döneminde öne çıkardığımız en önemli meselelerden bir tanesi stabil para birimine geçiş için çalışmaların başlatılmasıydı. Çünkü biz şu anda Türk lirası kullanıyor olmaktan dolayı derin bir yoksullaşma ve pahalılık yaşıyoruz. Bu niye oldu? Çünkü işte Kasım ayıydı, yanlış hatırlamıyorsam 2021'in Kasım'ında bağımsız olması gereken, maaş kriterlerine göre bağımsız olması gereken Merkez Bankası'nın kararlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahale etmesi sonucunda korkunç bir değer kaybı oldu Türk lirasında. Ve şu anda enflasyon araştırma grubu diye bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu bir grup var. Ben oradan takip ediyorum. Çünkü TÜİK'in verileri siyasal olarak şekillendiriliyor. Yani %60'larda gösteriliyor TÜİK'in verileri ama %148'dir yıllık enflasyon. Bu KKTC'deki enflasyonun %160 civarında olduğunu gösteriyor. Yani ekonomistler, matematikçiler hesaplasın ama benim görebildiğim kadarıyla biz son bir yılın içerisinde %70 oranında fakirleştik. Kazandığımız her 100 TL'nin 70 lirası çöpe gidiyor. İnsanların, döviz üzerinden borçlanmış insanların ömründen 10 yıl gidiyor. Niye? 2 yıl sonra bitecek olan borcu şu andaki değer kaybından dolayı 10 yıla çıktı onu ödeyebilmesi. Pahalılık, daha belirsiz ne olacak? Evet, yani üretim maliyetleri artıyor. Yani şu anda yediğimiz ekmeğin, içtiğimiz suyun, domatesin, her şeyin üretim maliyetleri artıyor. Bunlar fiyatlara da yansıyor. Zaten piyasa denetim mekanizmaları doğru çalışmadığı için bir de üstüne marketçilerin karları biniyor falan ve pahalılık böyle bir yerden gidiyor. Şimdi bu bizim doğrudan müdahil olmadığımız kararlar, yani Türkiye'de alınan kararlar sonucunda yaşadığımız bir şey. Ve biz Türk lirası kullanıyor olmaktan dolayı Türkiye'ye bir enflasyon maliyeti ödüyoruz, değil mi? O kadar ana yavru ilişkisi üzerinden tanımlıyorlar. Daha bir para birliği anlaşması imzalanmadı Türkiye ile. Benim enflasyon maliyetimi bana geri ödemek zorundasın diyemiyoruz biz. Çünkü orada bir ana yavru ilişkisi romantize edilerek, halbuki benim paramı işletiyor yani baktığınızda. Biz stabil para birimine geçelim dediğimizde de vatan haini muamelesi görüyoruz. Halbuki yani şu anda Avrupa Birliği üyesi olmadığı halde euro kullanan ülkeler de var. Yani bir şekilde istikrarlı bir ekonomi için paranızın değerinin yarın ne olacağını bilebilmeniz önemli, değil mi? Siz daha iyi bilirsiniz bu işleri, yani daha iş dünyasından gelen biri olarak. O yüzden bir an önce bu stabil para birimine geçişle ilgili çalışmaların başlatılması gerekiyor. Ve bu süre içerisinde Türkiye'nin bize bu enflasyon maliyetini ödemesi gerekiyor. Ama diğer nokta, hatırlatmak isterim. İşte bu protokoller imzalanıyor ve hibe olarak gösterilen bütçenin 1/4'ü savunma giderleri, değil mi? Yani geçen yıl Aralık ayında geçirdiğimiz KKTC bütçesi, 2022 bütçesi 12 milyar 700 milyon civarındaydı. Türkiye'nin 2022 bütçesi 1 trilyon işte 12 milyar küsur falan filan. Yani binde 5'i 6'sı KKTC bütçesi. Ve Türkiye'nin bize yaptığı kredi olarak, borç olarak yazılan katkıda, hibe olarak gelen katkıda işte bizim bütçemizin maksimum 1/4'üne tekabül eder. Ve Türk askerinin ödenmesi için göndermesi gereken parayı, yani o 1/4 savunma giderleridir çünkü, göndermediği için Haluk Bey Türkiye zamanında biz yüksek faizden borçlanarak Türk askerini ödedik. Ödemeyelim demiyorum. Ama reel sektör kan ağlarken, insanlar işte şimdi Mayıs ayında mazbatalar vesaireler gündeme geliyor, ötelenmiş olan borçlar. İnsanlar elektrik faturası mı ödeyecekler, kirayı mı ödeyecekler, ötelenen borçları mı ödeyecekler?
ciddi bir felaketle karşı karşıya kalacağız. Biz turizmcimize, tarıma, hayvancıya bu katkıyı yapamaz mıydık borçlanarak? Yapabilirdik. Bunu yapmadık. Devlet yüksek faizden borçlandı. Neden? Çünkü o taahhüt edilen miktar, hibe olarak gelmesi gereken miktar gelmedi. O büyük ana vatan kendi askerini ödeyemeyecek durumda mıydı? Bu bilinçli mi oluyor diyorsunuz? Ben açıkçası ya bir öngörüsüzlük ve dağınıklık var Türkiye'de. Çünkü bu rejim değişikliğinden sonra işte Kıbrıs masası, ama Kıbrıs'tan sorumlu. Karelik, AVM gibi elçilik yapabiliyor. Hmm. Ve Irak'ta ne bileyim askerini ödüyor. Evet. Bir sürü yerde Türkiye'nin bir nüfuz artırması gibi bir çabası var. Kuzey Afrika'da ve yanı başında. Bunların masrafını çıkıyor. Çünkü orada bir sürü paralı askerler ödemezsen savaşmıyorlar. Evet. Demek ki öncelik başka taraflara kaydı. Bir, ve burasının böyle bir köpüğünü alıyor sanki. Yani burada bir şey var, bir zenginlik var burada. Artı para var. Ben bu artı parayı böyle onlar buralara harcasın. Çok da baş kaldırmasın gibi. Yani fakir mi kalsın istiyor acaba? Yani güzel sorular bunlar. Hmm. Üstelik de elinde Türk lirası basabilme kabiliyeti olan bir devlet değil mi? Ve biz de Türk lirası kullanıyoruz. Tabii. Ha enflasyonu artırıyor Türk lirası basıyor olmak bu benim tercih ettiğim bir şey değil ama verdikleri kararlar zaten ortada. Ve buraya o paralar gelmediği zaman burada bilinçli bir şekilde ölümü gösterip sonra sıtmaya razı etme. Aynen elektrikte yapıldığı gibi. Aynen elektrikte yapıldığı gibi yani 2015-2016 dönemlerinde hatırlatmak isterim. Sunat Bey işte interkonnekte olacağız, 25 kuruşa elektrik tüketeceğiz, güneş enerjimiz de var, Türkiye'ye elektrik satacağız diyordu. Biz de o dönemde çıkıp ENSOE mevzuatına göre interkonnekte olamayacağımızı, gene bizi alım garantili bir şekilde bir santrale bağlamanın aslında Kıbrıs'ta Türklerin enerji üretimini yok etmek demek olduğunu, bugün Avrupa interkonnekte sisteminde olan ülkelerin enerji üretiminden vazgeçmediğini söyleyerek kendi yatırımlarımızı yapalım diyorduk. Ha şimdi 25 kuruşu telaffuz edemiyorlar çünkü Türkiye'de de zaten şey elektrik yok, fiyatları korkunç, doğalgaz fiyatları korkunç. Yani tarım ülkesi gıda konusunda dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Bugün artık buğdayı, domatesi ithal eder oldu Türkiye. Yani, evet. Yani orada da çelişkiler var. Şeye baktım, buğdaya baktım. Yani ithal eder durumda olur ama Trakya'da doğudan getireceği buğdayı aslında Bulgaristan'dan aldı. Çünkü çok daha çabuk alabilir. Bu tabii istatistiklerde buğday ithal edildi olur falan gibisinden. Orada da çelişkiler vardı orada. Fakat sonuç ortada ama. Yani hakikaten kendi kendine yeter ülkelerden, nadir ülkelerden biriyken artık değil. Niye? Bu da yönetim zafiyetini gösteren olanaklar. Fakat elektrikte bahsettiğiniz de elektriğin durumu yani hükümet artık bir şey yapmazsa bu fakirlikte ve biz bu sarmalın içerisine girersek yani belki de 12 ay içerisinde sendikalar diyecek kimseyi içten çıkarmayın biz yarım maaşa razıyız diyecekler. Yani öyle bir sarmalın içerisine giriyoruz şu anda ve bu hükümeti hani bir aceliyetle bir şeyler yapmak istediklerini de göremiyoruz. Hiçbir hamlelerini göremiyoruz. Sadece kuzeye bakıp belki işte son anda bizi kurtarırlar hamlesi var onlarda. Elektriği kurtarmamız gerekir. Bir de çok çabuk para yapabileceğimiz telefon dairesini kurtarmamız gerekir. Yani artık zamanı değil mi biz iki tane çok büyük şirketin burada kontratlarla bizi artık soymasını hı hı. durdurup ve onların yarattıkları o altyapıyı da bir emirname veyahut da bir toplum yararına mecliste geçecek bir kararla KKTC Telekom'un da artık bir hamle yapıp bütün olanakları ben de kullanarak benim de bir mobil network'üm olsun hı hı. ve ben de insanıma mobil network artık satayım. Bunlar iki tane nakit getirebilecek yani hem elektrik hem de mobil network'e anında bize fayda sağlayacak bir şeylerdir bunlar. Hiç gönlüm razı değil telefon dairesinin çöküşünü böyle seyretmek. Ve bu yavaşça şimdi elektrik dairesini oluyor. Bilinçlidir bunlar yani çökertilecekler ki birine ucuza satılabilsin. En eski taktiktir siz daha iyi bilirsiniz tabii, bunları. Öyle dedi ama bu toplum bunu yemeyecek. Yani onu da bilmeleri lazım. Hı hı. Yani bugün bu aktivite zaten Faiz Hücoğlu hükümeti geldiğinde ikinci hükümetinde yani grevlerin başlayacağını zaten biliyorduk.
bu çökertilirse bu bizim ünitelerimiz böyle bu şekilde. Çünkü her bir birim artık kendi kendine yeterli olması lazım. Modern iş dünyasında bu böyledir. Hiçbir şeyi artık işte bundan kaybederiz de bundan yaparız değil. Çünkü şeyler, masraflar o kadar bir bölüşülür her tarafta. Artık kar yapmayan bölümü artık ihraç edersiniz, istemezsiniz. Marketing yapmayacaksanız. Şu anda elektrikte bu olmuyor ve çöküntüye gidiyor ve toparlayamayacağız. Çünkü yerine son anda bir anlaşmayla aksa buyur sen bizi çıkar mı olacak? Ona getirmeye de çalışıyorlar muhtemelen anlaşmada uzatılsın diye. Aksa'ya olan bir borç var. Sunat Bey bakanken bu alkol zammının, elektrik zammının aslında Aksa'ya olan borcun ödenmesi için, maliyeye devralınması için. Niye oldu o? Yani ne diye yaptılar? İşte Aksa'ya olan borcu ödemek için olduğu söyleniyor Ulusal Birlik Partili arkadaşlar tarafından. Borç alamayan bir hükümet durumundadır. Hı-hı. Niye Aksa niye bunu kabul ediyor? Yani ben Aksa'nın yerinde olsam yani elektrik dairesine de baktığımda aynı kabiliyeti görüyorum ödemekte. Hükümete baktığımda da aynı kabiliyeti görüyorum ödemekte. Yani hükümetin de bir kredibilitesi kalmadı ödemekte borçlarını. Yani görüyoruz bankadan borçlanamıyorlar. Evet onu diyorum zaten. Onu diyordum zaten ben de. Yani şu anda insanların hani içi tüketimini o konudaki masrafını azaltacak bir şey değil de şirketlerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir perspektifi var. Ulusal Birlik Partisi hükümetinin onu söylemeye çalışıyordum. Ve bakın bir toplumu yapan o temel sektörler ki devredilemezdir. Yani kamu özel ortaklığı üzerinden belki işletmesi üzerinden formülasyonlara gidersiniz ama enerji, haberleşme, ulaşım, su, altyapı, eğitim, sağlık. Bir toplum yapan temel sektörler bunlardır. Şimdi ne yapılıyor planlı bir şekilde son 20 yıldır özellikle? Örneğin su konusunda İrsem Bey'in imzaladığı anlaşma dolayısıyla biz şu anda kendi yeraltı sularımızı sadece Türkiye'den gelen suyu değil kendi yeraltı sularımızı da satın alıyoruz. Boruların parasını da ödüyoruz faturalarımız aracılığıyla ama mülkiyet bize ait değil. Bu anlamda su konusunda sen iradeni başka bir ülkeye devrettin. Telefon dairesine yapılan sistematik yatırım yapılmaması ve böylelikle bir gün özelleştirilmesi zaten haberleşme konusunda özel şirketlere devretmişsin sizin az önce söylediğiniz gibi. Ulaşım, işte Kıbrıs Türk Hava Yolları vardı. Operasyon yapabilmesiyle ilgili Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın izinleri durduruldu Türkiye tarafından, Türkiye Sivil Havacılığı tarafından durduruldu. Ulusal Birlik Partisi'nin kötü yönetimi dolayımıyla oldu. O konuda bayrağınızı da kaybettiğiniz göklerdeki değil mi? Korkunç bir yanlış. Eğitimde tabii. Ve sağlıkta sürekli böyle bir özele kaydırma var. Bir takım teşvikler ama nüfusunuzu bilmiyorsunuz. Yani eğitimin, sağlığın hizmet verdiği nüfusu bilmiyorsunuz. Çünkü nüfus sayımı yapmıyorsunuz. 2011'den beridir nüfus sayımı yapmıyorsunuz. Yani demek istediğim devlet olma iddiasında böyle eşit, egemen falan filan diye büyük cümleler kuracaksanız onun altını doldurabilmeniz lazım. İşte altyapı yatırımlarınız, belediyelerin bir kısmı AB finansmanıyla ciddi altyapı yatırımları yapıyorlar. Bugün zaten işini ciddi yapan belediyeleri bir rant kapısı olarak gören Ulusal Birlik Partisi zihniyeti içinde olmayan belediyeler, bütün CTP'li belediyeler borçları yok. Sosyal sigorta yatırımlarını yapıyorlar, çalışanlarını ödüyorlar ve Avrupa standartlarında hizmet veriyorlar. Ama köy yollarını bile Türkiye'de açılan ihalelerle yapmaya kalkan bir UBP aklı var öteki taraftan. Sizin burada müteahhitiniz yokmuş gibi herhangi bir şekilde bu işleri yapan insanınız, inşaat sektörlerinde çalışan insanınız yokmuş gibi. Sürekli böyle bir hadise var işte turizm adı altında dünya butik otelciliğe, ekoturizme geçerken büyük büyük mas turizm yapan otellere en güzel kıyıları verip teşvik adı altında onlardan doğru düzgün de bir para almayıp yani oturdukları dönümlerce arazilere verdikleri aylık kiraya baktığınızda esnafın durumuna ağlarsınız yani. Çünkü benzer kiraları veriyorlar. Bir dükkan için verilen kirayla o dönümlerce araziye verilen kiralar aynı. Anlatabildim mi? Yani dolayısıyla biz yapılabilecek şeyler yok mu? Var. Yani bu az önce söylediğim stabil para birimine geçiş veya işte bir şekilde teşvik sisteminin yeniden gözden geçirilmesi,
enflasyon maliyetinin ödenmesini istemenin yanında yönetsel olarak doğru düzgün bir perspektiften, bir kalkınma planıyla yapılabilecek şeyler vardır aslında bu sorunları çözebilmek için. Yani çok uzun zamandır işte devam eden bir peşkeş, bir şey gidiyor ve şimdi ilk otellerin orada olması önemliydi. Çünkü belirli bir yatak kapasitesine ulaşamazsanız dünya piyasasında yeriniz olmaz charter seferlerin olabilmesi için. Ve şans oyunlarından bu oteller yapıldı gayet güzel. Ama dediğiniz gibi artık o geçişin sağlanması lazım. Avrupalı'nın istediği zaten anne babanın işlettiği o bahçeli bir evde denize yakın ya da dağın üzerinde bir yerde o turisti yani hala daha gelen turist o eşeğin üzerindeki dedeyi görmek ister köy sokağında giderken. Yani bunları biz bir türlü yaratamıyoruz daha ama herhalde yaratırız yakında. Yasalar için size sormak istiyorum. Yani geçtiğimiz bu zaman içerisinde pandemidir şudur budur. Yani yasalar açısından gayet zayıf bir performans oldu diye düşünüyorum. Yani bekleyen 300 yasalardan galiba çok bariz küçük numaralarda bir yasa başarıldı geçirilmesine. Ama şimdi bakıyoruz işte bir hükümet düştü, bu sefer önerilen yasalar kadık oldu, şu oldu, bu oldu. Fakat anladığım kadarıyla yasa yapmaya önem verecekler diyorlar. Yani yasaların çabucak gelişmesine, çabucak ilerlemesine. Yani bunun olabileceğini siz görüyor musunuz? Yani bu iktidarın yasa yapmada bir beceri göstereceğine ve bekleyen yasaların işte hal yasasıdır gibi bunları çok uzun zamandır bekleyen belki bilişim yasasının daha da donanımlı hale gelip çünkü çok eksik bir yasadır bilişim yasası mesela onların devreye girmesini sağlayacak bir iktidar mıdır şu anda? Yani benim şu andaki iktidarla ilgili herhangi bir inancım yoktur. Zaten onun üstünden konuşmayı da hani çok doğru bulmam çünkü her zaman böyle güzel güzel cümleler yazılır. Ondan sonra yürürlüğe girmesi konusunda akamete uğradığını görürüz. Yani belediyeler meselesinde yaptıkları gibi yapacaklarsa zaten eksik olsun yapmasınlar. Çünkü yani, hiçbir hazırlık olmadan. Sordum o soruyu ben yani dedim yani ne güzel belediyeler oturmuşken Avrupa standartlarında işte belediyecilik şu bu standartlar konuşurken yanılmıyorsam da sizler getirdiniz bu önerileri. Yani bu tam bir şeye benzeyecekken ne oldu şimdi? Meğerse ad hoc komiteler devam edermiş. Yani o hiçbir şekilde durmamış diye bana söyleniyor. Sorun orada değil Haluk Bey. Sorun şurada. UBP'nin belediye reformu adı altında getirmeye kalktığı şey ki adına reform diyorlar ki yarattığı tahribatı biraz daha yumuşak göstersin. Belediyelerin birleştirme yasası üzerinden bir de 51-95 dediğimiz belediyeler yasası üzerinden getirdikleri yasalar aslında reform yapmak için değil, 26 Haziran'da olması gereken seçimleri ötelemek içindi. Bu kadar net. Birinci nokta bu. Çünkü Ulusal Birlik Partisi şu anda kendi içinde o kadar dağınık, parçalanmış vaziyettedir ki ve aldığı bütün belediyeleri batık duruma getirmiş bir partidir ki bir şekilde bu seçimi ötelemek üzere anayasayı ihlal etme pahasına belediye reformu denilen şeyi ortaya attılar ama belediye reformu diye attıkları şey belediye reformu değil. Birinci unsur bu. İkincisi bir ülkesel fiziki plan çıktı mesela 2015 yılında bu ülkede ve o ülkesel fiziki plan üzerinden bakacaklarına oturup belediyelerin mali yapısını, araç filoları nedir, personel sayısı nedir, birleştirmeyi öngördükleri belediyeleri hangi sayık üzerinden birleştirme öngörmüşler? Niye 13'te 16 değil? Niye mesela işte 7 değil de 13 falan gibi soruların cevabı yok. Yani aslında bu arkadaşların reform dedikleri ve yasaları geçirmek konusunda çok hızlı davranacağız dedikleri şey palas pandres çalışılmamış şeyleri popülist sahiplerle getirip meclis komitesinin önüne atmak ve halka işte biz aslında yapıyoruz ama yaptığımızın sonucunun ne olacağını bilmesek de yapar gibi görünmüş olabilmek için bir resim çizmektir doğrusunu isterseniz ve çoğu halkın menfaatine olmayan hatta çok daha büyük korkunç sonuçlara yol açabilecek şekilde çalışılmamış acemice işler yani. Tabii çünkü bütünlüklü çalışılmazsa çünkü tasarrufu da göremiyoruz yani belediye yani iki birleşinde belki bir belediye başkanı ama her yerde bir tasarruf olması lazımdır. İki tane şefini yapacaksınız, iki tane
avukat ne yaparsınız bilmiyorum. Yani bu çok bütünlüklü bir kamyonun, yani bir çöp kamyonunun ne kadar kilometrede ne kadar toplayabileceği veyahut da o fiyatların ne kadar gelirinin olabileceği, bu yapılabilir mi yapılaması, dengelerin olması. Onun için ülkesel fiziki plandan bahsettim. Evet. Çünkü şehir merkezi neresi olacak, hinterland neresi olacak, o kent eğitim kenti midir, turizm kenti midir, tarım kenti olarak mı büyüyecek gelecekte ve işte karayolu planlamasından tutun da işte şu anda özellikle iklim krizi dolayısıyla tarımsal arazilerin korunması çok önem kazandı. Gıda krizi geliyor çünkü dünyada yaşanan ekonomik krize paralel olarak da ve iklim krizine paralel olarak da. Sizin hangi bölgeyi, tarım alanları, sulak tarım veya kuru tarım yapılacak, hangi bölgeleri inşaata açabileceğiniz ve ne oranda açabileceğiniz, her şey üzerinden bakabilmeniz lazım bunlara. Ve belediyelerin özellikle devlet daireleriyle merkezi hükümetle yani yaşadığı yetki karmaşasını ortadan kaldıracak başka teşkilat yasası düzenlemeleri lazım. Yani bir çevre kirliliği söz konusu olduğunda telefon açtığınızda çevre dairesine işte buradaki evsel atıkların kaldırılması gerekiyor. Orası belediyenin yetki alanındadır diyor. Belediyeyi arıyorsunuz, orası çevre dairesinin yetki alanındadır diyor. Özellikle bu ormanlık alanlarda vesaire. Dolayısıyla yani bunlar bir bütün olarak konuşulmadığı için sadece belediyelerin sayısını 13'e indirerek belediye reformunu yaptığını zanneden bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu zihniyet hal yasası yapsa ne olacak affedersiniz. Yani ben buradan bir şey çıkmayacağını, hatta yasaları okumadan geldiklerini görüyoruz yani komitelere. Evet. O yüzden böyle yani işte reform yapacağız, kalkınacağız, bıdı. Yani umudunuzu kaybetmeyin. Yok, benim umut değil sadece, aynı zamanda inadım var. Yani bu ülkenin yaşanabilir bir ülke olabilmesi için inadım var. Bu yüzden siyasetin içindeyim. Bütün bozukluğa kadar hala daha güzel bir ülke yaşamak için değil mi? Yani güzelliğini geçin. Bizim yurt hakkımız gasp ediliyor. Bizim her türlü yurt hakkımız gasp ediliyor. Biz sahip çıkmazsak yurdumuza nasıl olacak? Yani yurt hakkımızı, ekonomimiz gasp ediliyor, coğrafyamız, doğamız gasp ediliyor, bütün kültürel alanlarımız gasp ediliyor. Yerli sermayemiz kendi kendini devam ettirmesin diye her türlü taarruz yapılıyor. En önemli stratejik sektörlerimiz gasp ediliyor. İşte Kıpte'yi şimdi konuştuk, suyu konuştuk, ulaşımı konuştuk. O yüzden yani burada bir dur demek lazım ve bu gaspı kim yapıyorsa ona karşı dur demek lazım. İster içeriden olsun, ister dışarıdan olsun. Evet. Yani bunu hakikaten konuşabilmek. Çünkü yani genelleme, benim önceki yaptığım genelleme gibi olan, ben size para vermesem siz yaşayamazsınız orada bakışı var. Bunu kabullenen bakış var. Yani bir inanç meselesidir, bilgilenme meselesidir. Evet. Ve tekrar maalesef birlik olup bir belirli bir yönde ilerleme meselesidir. Yani bunu yapabilme meselesidir ve ikna etmektir. Yani bunlar da sizlere düşüyor tabii bu ikna etmeyi. Ama bence sizler olduk sonra yani ikna edebilirsiniz diye düşünüyorum. Daha fazla görünmeniz gerekiyor, daha fazla anlatmanız gerekiyor diye düşünüyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizlere bunları aktarıyorsunuz. Ben teşekkür ediyorum zamanınıza. Ben teşekkür ederim. Evet, biz sizlere de teşekkür ediyoruz. Doğuş Derya'yı dinlediniz, Sayın Vekilimiz bize gayet o tutkuyu hissedebiliyorsunuz dedi. Çünkü ben hissediyorum yani konuşurken o tutkuyu. Doğuş Derya'ya teşekkür ederken size de teşekkür ediyoruz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın istiyoruz.